Sayın Başkan, belki hani o da kamplaşmanın işte bu işte bir araya gelmeyiz anlayışının bir yansıması olabilir. Hani siyasi cinayetler olacak dedi. AK Parti iktidarı bırakmamak için Türkiye'ye gelecek ve siyasi bir suikastler dönemi başlayabilir anlamında bir laf etti Sayın Kılıçdaroğlu. Sonra bunu destekleyen işte açıklamalar geldi. Sayın Koray Aydın İYİ Parti'den, evet biz de duyumlar alıyoruz dedi. Biraz önce yine Ümit Özdağ biraz önce evet biz bizzat dedi buna ilişkin bazı Ümit Özdağ Zafer Partisi Genel Başkanı sizden önce buradaydı. Dedi ki ben dedi 3 gün önce bana yönelik bir suikast ihbarı aldım. Suikast yapılacağı bilgisi aldım dedi. Kendi imkanlarım değil mi? Kendi imkanlarım. Ama resmi kaynaklardan dedi. Ve teyit ettirdim dedi. Teyit ettirdim dedi. Ve 3 aydır da ek koruma istemiş şeyden İçişleri Bakanlığı'ndan, yani bana yönelik bir tehdit var. Şu anda bir koruma polisi varmış ve o da hani sürekli yanında olamıyormuş işte fiili zorunluluklar nedeniyle. Ek koruma talep etmiş ama İçişleri Bakanlığı 3 aydır diyor bana yanıt vermedi. Ya, ve bir suikast tehdidiyle karşı karşıya olduğunu söylüyor. Şimdi siz böyle bir tehlike görüyor musunuz? Yani bir siyasi kaos yaratmak için bir suikast, siyasi suikastler tehdidi görüyor musunuz? Ben öncelikle Sayın Kılıçdaroğlu'nun kastettiği anlamda, yani onun kastı şu. Yani hükümet, Sayın Cumhurbaşkanı iktidarı devretmemek adına ya da seçimi kazanma adına gerginlik yaratacak. Yaratacak. İşte bir takım hadiseler, toplumsal hadiseler meydana gelecek ya da işte siyasi suikastler olacak gibi bir söylem ortaya koydu. Bir kere hani ana muhalefet partisi lideri yani böyle bir şey söylüyorsa ben şahsen bunu ciddiye alırım. Hani elinde bilgi ve belge olmadan sadece yoruma dayalı konuşacağını düşünmem. Yani çünkü bu bir sorumluluk gerektirir aynı zamanda. Ve bu anlamda elinde bir bilgi, belge varsa gerçekten, hatta bu duyum da olabilir. Bunu gerekli mercilerle yani kamuoyuna açıklayıp kamuoyunda efendim işte bir kaos, o da ayrı bir kaos oluşturur çünkü, o da ayrı bir gerginlik oluşturur. O da ayrı bir kamplaşma oluşturur. Belli bir kesime karşı belli bir kesimi öfkelendirir. Onun için ben bunu doğru bulmam. Yani bulmadığımı da ifade ettim zaten. Önce bunu kimle paylaşması lazım? Önce şahsen ben böyle bir duyum alsam ne yaparım? Ki rahmetli Muhsin Başkan, bakın ben anlatayım. 2008 senesinde bu tür bazı duyumlar almıştı. Ve biz gittik dönemin İçişleri Bakanı'na. Yok, kendisiyle ilgili değil, genelle ilgili. 2008 yılında dönemin İçişleri Bakanı'na gittik ve kendisi bu kendisinin sahip olduğu bilgileri dönemin İçişleri Bakanı Sayın Beşir Atalay'a anlattı. Hatta hatırlarsanız birkaç gün sonra da bu basında da bazı gazeteciler de bunu yazdılar. İçişleri Bakanlığı'na dayandırarak kaynaklarını. Şimdi böyle ciddi duyum aldığınız zaman ciddi devlet adamının yapması gerekenler merhum şehit liderimiz Muhsin Başkanımızın tavrı gibi olmalı. Yoksa bunu toplumda bir gerginlik olacak diye ortaya atıp ama toplumdaki gerginliği artıracak şekilde yapmayı doğru bulmuyorum. Zaten şu anda da Cumhuriyet Savcılığı herhalde resmen bir soruşturmada başlattı. Herhalde gidip orayı da bilgilendirecektir diye düşünüyorum ama burada Koray Bey'in açıklamasını bir kenara koyarsam yalnız Sayın Akşener'in sağduyulu bir açıklama yaptığını da duydum. Bu şeyleri konuşmamak gerekir dedi. Tabii yani Sayın. Böyle şeyleri toplum önünde konuşmayan benim açıkça söylediğim şeye benzer cümleler kullandı. Daha sağlıklı. Sizin böyle bir tehdit şuraya... Çok özür dilerim Nagi Hanım. Tamam, sonra ama biraz hak istiyorum. Tamam. Yok, sen çok soruyorsun zaten. Yani tamamlayıcı Yok, Şaban Bey'le zaten herhalde ilk defa böyle soruyorum. Sizle daha önce... Buyurun, estağfurullah. Evet, çok oldu. Siz peki Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamadan bağımsız olarak hani suikast, böyle bir atmosfer görüyor musunuz ülkemizde? Yani ben böyle bir kamplaşma... atmosfer görmüyorum. Dönem dönem siyasi parti genel başkanlarıyla ilgili bu tür duyumlar olur. Hatta emniyet bizi uyarır. Efendim işte bazı noktalarla ilgili. Mesela benim bir Şanlıurfa kongremize gitmiştik. O zaman da tam bu Süleyman Şah Türbesi'nin işte geri getirdiği falan dönemler. 2014 yılı falan olması lazım. Oradan mesela Suruç'ta tam aynalara bu Kobani hadiselerinin yaşandığı dönemde mesela ben Suruç'a
gitmek istedim. Emniyet bize dedi ki yani duyumlarımız var. Yani giderseniz orada efendim işte bir takım size yönelik işte. Ama o spesifik bir olay. Yani tabii, oraya özgü bir şey. Öyle de oluyor. Ama biz buna rağmen gittik. Yani oraya gittik, hiçbir şey de olmadı elhamdülillah. Ama bu genelde de oluyor Muharrem Bey. Bazen yani böyle bazı terör örgütlerinin, bazı siyasi parti genel başkanlarına ya da yöneticilerine karşı zaten emniyet ya da istihbarat bir bilgi elde ettiğinde ki her siyasi parti genel başkanının şu anda zaten korumaları var. Ya onlar aracılığıyla ya da bazen hiç bize hissettirmeden onlara söyleyerek daha dikkatli olun. İşte şu tür duyumlar vardı ya da bizzat bize ulaştırarak bu konuda uyarıyor. Ben şu anda bu konuda hiçbir siyasi parti genel başkanımızla ilgili tabii böyle duymadım. Tabii sadece genel başkanlar değil de efendim, hani Allah korusun işte şöhretli gazeteciler var. Hani yani siyasi kaos yaratmak açısından. Şimdi bak olay iki türlü değerlendiriliyor. Hedef haline gelebilecek. Sayın Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi bizzat hükümetin bu tür şeyleri organize edeceğini mi konuşuyoruz? Ben böyle bir şey olduğunu kesinlikle inanmıyorum. Yok. İki, bu efendim işte tamamen terör örgütlerinin işte PKK'sından Türkiye'deki bu kamplaşmayı fırsata çevirmek isteyebilecekleri. Fırsata çevirmek için dışarıdan destekli bir takım terör örgütlerinin böyle bir takım eylemler içinde girişebileceği noktasında ben şu anda Türkiye'de böyle bir iklimde görmüyorum. Çünkü Biden'ın açıklaması var biliyorsunuz. Biden ne dedi? Demokrasi yoluyla dedi iktidar değişikliği yapacağız Türkiye'de. O güvence dedi. Diyorsunuz bu anlamda. Şimdi dolayısıyla da o daha çok da muhalefet için yani Türkiye'deki Cumhur İttifakı'ndaki partiler için bir güvence olarak söylüyorum. Sayın yani. Destek.